Arkadaşlar merhabalar. Şu anki inceleme konumuz aneler hissesi. Bu hisseyi yapacağım ama bazı arkadaşlarımız hocam bize sıra gelmiyor diyor. Arkadaşlar size sıra geliyor. Bakın burası dolu. Şöyle gösterebilirim. Burası da dolu. Şu yan tarafı da komple dolu. Buradaki sayfalar da dolu arkadaşlar. Şu anda yeni güncellemeler haricindekiler dolu. Bakın şu an biz buradayız. Bakın normalde bu arkadaşları yapmam lazım. Şurada aynı test. Şuradaki arkadaşları yapamadım. Niye? Bakın buradayım arkadaşlar. Şu yan taraftayım. Bakın bu katıl üyeleri yapıyorum. Bakın 5 liralık bir katıl üyesi olan dahi bu analizlerde öne geçiyor, bilginiz olsun. Hani daha yüksek olanları ben özel gruplarda onlarla çalışma yapıyoruz. Hani bize niye sıra geliyor? Onları bittikten sonra bakın sıraya göre alıyorum arkadaşlar. Kimsenin hakkını yemiyorum. Ha, ben bunu daha önceki videolarımda zaten söyledim. Hatta bak siz başlasınız. En başta olan hangisi varmış? Bakayım hemen söyleyeyim. Mesela BİMAS. BİMAS hissesi normalde en öncelikli sırada olması lazım. Ama katıl üyesi bakın ne yapıyor? En sonlarda katıl üyesi bile onun önüne geçiyor. Yani 5 liralık katıl üyesi bile analizler öne geçebiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Kesinlikle sırası gelecek ama biraz gecikebilir. Sebebi de budur. Analiz önceliği olduğu için onlarda. Ha, diğerleriyle ilgili daha fazla çalışma yapabiliyoruz zaten. Bu arkadaşlar hani bize sıra gelmiyor diyorsunuz, inceleme diyorsunuz ya, sırayı alıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok hisse var. Onun altını çizelim. İkinci olarak da arkadaşlar yani sizi seviyorum. Gerçekten sizleri seviyorum. Bazıları daha doğrusu ben takipçi olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar ya, ama bence tahtanın yakın grupları olabilir diye düşünüyorum. Çünkü onların içine gelmeyecek analizler yapıyoruz. Niye? Beni tahtacı olmakla itham ediyorlar arkadaşlar ya. Benim yüzlerce videom var kanalda, inceleyebilirsiniz. Yani hiçbirine, hangisine bakarsanız bakın, bu videoları inceleyen bir kişi benim böyle bir hisseyi önerdiğim, yani bir hissenin tahtacısı olduğum, insanları zarar uğratacak şekilde işlem yaptığımı hiç kimse söyleyemez ve iddia edemez. Ha bakın ne olur, mesela örnek veriyorum, bu grafikte başlayalım. Bu hisse sorulmuş. Bunun üzerinde anlatmak istiyorum. Hisse arkadaşlar dipten bakın start almış. Dipten start almış. Hisseyi ne yapmışlar? Kanal limitleri görüyorsunuz zaten. Biraz daha yukarısı var. Yaklaşık olarak şurayı da dahil edersek 5'e katlıyor. Şimdi zaten hisse buralara gelmiş. 5'e katlamış. Kanalın artık zirve noktalarına ulaşmış. Şimdi borsaya yeni katılan, çok fazla analiz bilgisi olmayan, acem olan insanlar çok fazla. Ya da parası olan, çok yüklü parası olan gene bilmeyen, bakın milyonlarını kaybeden insanlar var arkadaşlar, borsada bunlar var. Yani bana hiçbir Allah'ın kulu, hiçbir kimse bana bu noktada hisseyi mesela size alım için uygun yer olduğunu söyletemez arkadaşlar. Bakın görülüyor zaten bu satıcıların çok olduğu hissenin artık satış yiyebileceği noktalar. Ve bundan sonra ben hisseyi uçacak kaçacak diyemem ki arkadaşlar, denmez. Sıkıntılı. Arkadaşlar burada biz küçük yatırımcı uyarız, deriz ki bura artık satışa uygun yerler. Çok fazla satışçıların olduğu bölge, satış yediği bölge, dikkatli olun deriz. Söyleyeceğimiz budur. Aşağıda çok ciddi yerler var, eğer getirirlerse bunu söyleriz. Ama bu neyin işine yaramıyor arkadaşlar? Burada aslında bu tahtacıların, tahta bir kişi değildir arkadaşlar. İlla ki bakın, mal sahibi malını sahipsiz bırakmaz arkadaşlar. Tahta malını sahipsiz bırakmaz. Sizin gruplarınız var ya, Telegram grupları. O gruplar, onlar da giriyordur ya da onların arkadaşları da giriyordur. Sizi takip ediyordur arkadaşlar. Hiç insan malını sahipsiz bırakır mı Allah aşkına ya? Malıyla ilgili bilgi edinmez mi? Elbette ki edinir. Gruplarda her şeyi paylaşıyorsunuz. Ortalamanızı paylaşıyorsunuz. Şu kadar zararım var. Yok kol keseceğim, bacak keseceğim. Bazen de ya yakın arkadaşlar o mesajları oradan da iletebiliyorlar size. Hani el altından işte satın falan gibisinden. Şimdi onlar da çok değerli. Orada da çok fazla bilgi kirliliği var, altını çiziyorum. Yani bu noktada mesela kimseye alın denmez arkadaşlar ya. Ben alın diyemem mesela. Alım için uygun yer olmadığını kesinlikle söylerim. Çünkü satıcıların çok olduğu bölge. Bakın direnç tarihi zirve noktaları. Yani bu ne yapıyor? Bu tahtacıların işine geliyor mu gelmiyor. Çünkü sizi uyarıyoruz arkadaşlar. Sizin burada kayıba uğramanızı engelleyecek sözler söylüyoruz. Bu haliyle tahtacının işine gelmiyor. Tahta ne yapacak? Şuradan aldığını satacak ki size. Siz burada durun, yıllarca bekleyin. Huzurumuz bozulsun, paranız kaybolsun. Onların işine geliyor ama bizim söylediklerimiz onların içine gelmiyor. Ben şu an mesela izlenmelerimiz az ya arkadaşlar. O yüzden dolayı fazla iğneleyici laf göremiyorum ama sayımız arttıkça bu iğneleyici laflar çok artacak. Çünkü insanlara daha çok insanı uyaracağız ve daha çok insan bu bilgi sahibi olacak. Bu da tahtanın içine gelir mi? Gelmez arkadaşlar. Hangi tahtanın içine gelir Allah aşkına ya? Buradan alıyorsun, buradan acemileri satıyorsunuz. Biz bunları söyleyince tahtanın içine gelir mi? Gelmez. Adamlar beni tahtacılıkla itham ediyorlar ya, helal olsun, diyecek bir şey bulamıyorum yani. Ya bir de beni yapıyorlar arkadaşlar ya. Tahtacı benmişim. İnsanlara zarar uğratıyormuşum. Allah aşkına ya. Başka şeyle söyleyin arkadaşlar. Buna kimse inanmaz. Kim inanır? Kadir inanır. Başka kimse inanmaz yani. Evet, bunu dedikten sonra bakın bu da arkadaşlar katılıyor. Bu da öncelik sırası. Normalde çok sıra vardı.
Katıldan üyelerime ben onu yapıyorum. Onu söyledim daha önceki videolarımda söyledim zaten. Şimdi burada ne var arkadaşlar? Burada bakın az önce söylediğim gibi hisse hedef yapmış arkadaşlar. Hedef yapmış mı? Yapmış. Dibe getirmişler. Dibe değdirmişler. Dipten start vermişler hisseye. Hedef yapılmış mı? Yapılmış. Kaç yılda? Yaklaşık olarak hemen hemen arkadaşlar 2 yıla yakın. 2 yıla yakın bir sürede. 1,5 2 yıla yakın bir sürede. Hisseyi zaten 8'e 9'a katlamışlar neredeyse. Hedef yaptıktan sonra bakın sert bir şekilde de aşağı getirilmiş. Bundan sonrası için ne var? Bundan sonrası için arkadaşlar buralarda dalgalanma hareketleri var, tepki alımları var. Bakın şurada olduğu gibi bakın ciddi kazançlar da elde etmek mümkün. Ama hedef yapan ise genelde aşağı doğru gelme meyillidir arkadaşlar. Yavaş yavaş da olsa bakın sizi aslında yükseliyordur normalde çünkü eğim yukarı doğru da yavaş yavaş da olsa hisse aşağı doğru gelebilir bilginiz olsun. Ha, bu aşağı gelişlerde ne yapar? Aynen burada yaptığı gibi %20, %15, %30 tepki alımları gelebilir. Şu an için hisseyi sanki yatay almışlar bakın. Şuradaki gibi yatay almışlar gibi görülüyor. Ama bu demek değil ki bu hisse artık yatay almış gene hedefe gidecek anlamında söylemiyorum arkadaşlar. Aşağı gelebilme ihtimali her zaman var. Aşağıda kötü yerleri var mı? Var arkadaşlar. Bakın aşağısı görüyorsunuz kötü yerleri var. Daha ben aşağıda çizmediğim yerleri var. En kötü şartları söylüyorum. Bu gelecek anlamında değil ama aşağısı var. Şu an aynen sizin de gördüğünüz, benim de gördüğüm gibi aşağıları var arkadaşlar. Yani ben hedef yapan hisseye ve hedefte dönen hisseye temkinli yaklaşırım arkadaşlar. Temkinli yaklaşmak da lazım. Çünkü burada kaybınız paranız da oluyor. Hatalı işlem açtığınız zaman, hatalı işlem yaptığınız zaman paranızın kaybına neden oluyor. Başka bir şey değil. Yani gidecek hisseler vardır, çok güzel hisseler vardır. Oraya paraya bağlamışsınızdır ve zarardasınızdır, çıkamıyorsunuzdur. Ama farklı hisseler var, bakıyorsunuz hisse gerçekten fırlıyor gidiyor, o hisseyi alamıyorsunuz. Ya yani böyle durumlarla karşılaşma durumunda söz konusu olabiliyor. Ha bakın şurada aynı olduğu gibi ne yapıyor? Burada tepki alımlar arkadaşlar bunlar. Yeni bir hedef değil bunlar. Tepki alımları başka bir şey değil. Evet şu an için hissede destek ve direnç noktaları verelim. Ben tahta değilim arkadaşlar. Bir hisseye dönermiyorum. Sizi zararda satacak kesinlikle hamle yapmam. Bilakis fayda. Fayda sağlayacak hareketler yaparız arkadaşlar. Bize zarar yoktur. Sıkıntılı yerlere söyleriz. Bunu yaparız. Başka bir şey bizden beklenmez. 2.51. Arkadaşlar 2.51'in kırılması durumunda aşağıda ne var? Getirirlerse 2.35'i var. Arada destekleri de var arkadaşlar ama ben gene de vereyim. Buranın da kırılması halinde 2.18'e kadar var. Hocam siz insanları çok korkutuyorsunuz ya. Arkadaşlar bakın Allah aşkına öyle diyenler de var. Ben kimseyi korkutmuyorum arkadaşlar. Alın burada biz yatırım tavsiyesi vermiyoruz. Altını tekrardan çiziyorum. Yatırım kararı tamamen size aittir ama ben şimdi bu noktada buranın satıcı bölgesi olduğunu söylediğim zaman burada risk oluşturduğunu söylediğim zaman insanları korkutmuş mu oluyorum? Peki siz insanlara cesaret mi veriyorsunuz? Anlamadım ki. Ha buradan sonra hissenin fırlayacağını, daha yüksek seviyelere gideceğini mi iddia ediyorsunuz? İddianızı destekleyecek bir elinizde doneniz var mı? Yok. İnsanları korkutuyormuşum. Ben niye korkutuyorum arkadaşlar ya? Ben olanı gördüğümü söylüyorum tarafsız şekilde. İnsanları niye korkutayım ben? İnsanları zarara uğratmak isteyen sizsiniz. Korkutma değil arkadaşlar. Zarara uğratmak isteyen sizsiniz aslında. Evet. Şimdi yukarıya varıyorum arkadaşlar. Yukarıda ne var? Ya böyle saçma sapan yorumlar geliyor ya bazen. 2.71 var arkadaşlar. 2.71'in kırılması halinde. 2.95'i var. 2.95'te kırılırsa. Sonraki direnç noktası. 3.21. Şu an ise yataylaşma arkadaşlar. Yataylaşmada. Şu an bu aşağı yukarı hareketlerle. Aslında bu şekilde de yükseliyor. Altını çiziyorum. Çünkü eğim yukarı bak. Bu şekilde yükseliyor ama bu hareketlerle yavaş yavaş da bu şekilde aynen şurada olduğu gibi şöyle çizeyim hatta arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş da aşağı gelebilir mi? Gelebilir arkadaşlar. Benim demek istediğim olay bu. Aslında size aşağı gelmiyor imajı verebilir ama bu şekilde gene yükseliyor. Bakın. Şu dip noktasıyla burası arasında farkı görüyoruz mu arkadaşlar? 20 kuruşluk fark var. Ha, dibe dahi gelse fark ediyor. Yükseliyor. Ama dediğim gibi sıkıntılı mı sıkıntılı. Ben hedef yapan hisselere temkinli yaklaşırım arkadaşlar. Evet. Bunları yazalım. Annene'de ne var? Annene'de yukarıda 2.71'i var. Şuna bir kere daha bakmak istiyorum. 2.71 aşağıda mıydı yukarıda mıydı arkadaşlar? Şimdi konuşurken.
Evet, yukarıda. Tamam. Yukarıdaymış. Yanlış yazmayayım diye. 2.95'i var. 3.21'i var. Aşağıdaki destekleri 2.51, 2.38, 2.35 özür arkadaşlar ve 2.18'i var. Evet, bu seçim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Şu an için size de yataylaşma olduğunu söyleyebilirim. Yatayda aşağı yukarı hareketler yapıyor. Hedef yapmış ve hedeften dönen bir hisse. Onu söyleyeyim sadece. Evet, farklı bir hissede görüşmek üzere. Hoşça kalın.